Onu ne diyor şey? Keskin ol ne diyor? Keskin ol. Sigortalı mı? Sigortalı değil. Baya baya çökmüş yani. Tam hayvanın kesilecek günü. Öyle mi? Evet, tam kesim mi? Yani o gün önce gelse de... Kesimi bir gün önce, iki gün önce seçme olacaktı. 30 günlük mi? 33 günlük böyle bir şey. Sonra 2 gün 3 gün sonra ulaşıldıysa fire doldu. Kaç vardı? Kaç hayvan vardı burada? 70. 3 tane şey var öyle mi? 70 bin. 73 bin değil mi? 70. Bazıları canlı da var. Canlı. Şu taraftakine bak. Hem ölüler var hem canlı var. Belediye nereyle buraya ulaştık iki gün. Ama tabii arkadan kamyonlar bir gün sonra mı iki gün sonra da geldi. Bir daha aşma geldi. 6 gün sonra alabilirler hayvanı. 6 gün sonra gelebildi. Evet. Ama biz ilk gece açmıştı zaten. İlk gece açılmıştı, ana yol kapandı. Oradan gelemedi. Oradan kamyonlar kaldı ana yolda. Başka giriş yok mu? Yok, yok tek giriş. Tek giriş. Yani Demirtaş'ın... Ulan tavuklardan bundan bak efendim. Dışarıda işte sobalarda bir şey, silolarda bir şey. Evet kameramı. Bırak. Tabii asıl ölüm izdihamdan. Öyle mi? Oluyor. Belli oluyor zaten öyle. Açsanız dışarısı da kar zaten. Tabii. Çıkacak bir yeri yok. Zaten 3 saniye sürdü ben. En son burada durdum. Çöktüğünde. 3 saniye içinde. Ses başladı mı çökme başladı. Bu çaptaki projeler ortadan direklenmesi lazım. Bir atlayarak ortada bulunan. Bu kadar yok. Bu kadar yok. En fazla burası. Şimdi komple çökenler de var. Kaldırınca gene aynı bu şekilde çök. İlyaslar da var. İlyaslar komple inmiş o. Ama bunun kadar büyük zarar olan yok. Şimdi var. Var. Mıydı orada? Vardı. Aynı zararı. Almıştır. Evet. Müdürüm buna tekrar onarılacak olursa bu ortadan... Şimdi buranın sigortası var gene. İlyaslar'daki kişi sigortası var. Çatıyı mıyım biraz daha fazla yapmadım. Ya çatıyı bilmem de ortadan direklenmesi lazım bunlar. Boruyla. Eğimi az yapıyorlar. Evet. Arkadaşlar bu... Çok geniş geliyor. Afettir. Afet geldiğin kimse engelleyemez bunu. Yapamaz. Karın nereye yüklenince belli olmaz. Çok yabancı. Kar... O şekilde aldık. İmar %30. %30, %40 veriyorlardı. Şimdi ovada %10'du. Biliyorum. Halen öyle değil mi? Şimdi tekrar değişti. Bir ara açtılar ovayı da. Şimdi gene kapalı. Gene kapandı. Nasıl açıldı mı ovalar? Açılmadı efendim. Belli bir 5000 metreye kadar olan yerin %10'u. Geri kalan üstünün %5'i. Tamam. Ama bir buçuk sene bir açık kaldı ovalarda. Birazcık iptal oldu sonra. Manisa iptal oldu. Şu an mahkeme devam ediyor gerçi. Bunun da iptali için mahkeme dava açıldı. Mümkün değil bence artık. Yani bence kırsal kesime gitmesini istedik zaten. Şu anda Demirci Gördes. Hasar bedelini de götürüp öbür bankaya ödeyeceksiniz. Buradan ne kadar hasar alınacak bilmiyoruz ama herhalde bir en azından %70'ini alırsınız gibi. Makine ekipman gerçi ne kadar tutuyor bilmiyorum da. Onlar kullanılır. Yani tekrar. İnşaat olarak 900 bin lira teminat var, 400 bin lira makine ekipman. Yani ne kadar kredi bunun? TB ne kadar var yani? TB 400, 460 bin lira. En azından buradan 700-800 alırsınız. Evet.
Dolayısıyla onu tepeye yatıracaksınız. Ziraat Bankası'ndan da burası için tamamen değil de artık bir 900 talep edeceksiniz. Buranın hibesi de vardı. Tabii hibesi de vardı. Onlar ödendi müteahhitlere. Müteahhit borçları. Bankalara kaldı sanırım. Dolayısıyla buranın sizin borcunuz öyle yani 900 artı 1400 değil yani. Evet. 700 mü toplamda? Toplam yani borç 700. Mesela. Makine ekipmanla 700 lira borcum için. Tamam. Makine ekipmanı zaten kullanacaksın tekrar. Sen bir sadece binalar için diyeceksin ki ben Ziraat Bankası'ndan bir 500 bin lira ne tutuyorsa 600 bin lira 700 bin lira ne tutuyor binalar için. Onu isteyeceksin. Şey yani. Var mı? Yani binalarda proje uygunsuz yapılmış bir şey var mı? Yani oradan müteahhit kanalıyla yapılabilecek bir şey var mı? Yok. Ekspertiz yani şu anda öyle bir şey demedi bize ekspertiz. Şey sadece yani doğal afet diye bir şey var mı acaba? TKDK da kendi kontrol yaptığı tabii. için zannetmiyorum onda proje hatası çıkmaz. Teslim aldıktan sonra konuşuruz. Tabii artık bir de afet suç konusu. Afet olduğunda sigorta da inşallah karşılar. Kar ağırlığından dolayı. Siz ziraate müracaat edin. Tamam mı? Evet. Ondan sonra yeni proje olarak biz işte projenin tamamını diyelim 1400 ise yine eskisi gibi işte 700'üne istiyoruz dersiniz. Evet. 800'üne istiyoruz. Çünkü siz hem öbür tarafa aldığınız hasar bedelini ödeyeceksiniz hem geri kalanını da burada kullanmanız lazım. Tabii. Yani size çünkü hibe kısmı size kalmış olacak. Ya da onu yeniden yapmış gibi olacaksınız. Yani buradan sigortadan ne alacağınız önemli olan o. Sigortadan aldığınız burayı kapatırsa tabii ziraatten yenisine müracaat edin. Sonra destek olur buraya ipotek edersiniz yine. Tabii. Bir de zaten hani 1400'ün tamamını istemiyorsunuz. Tabii istemiyorum. Yani 700-800 yani istiyorsunuz. Hasar yani. Kadar. Yani yeniden yapılacak olan neyse burada. Yani bir de hasar bedelinden de bankaya 400 ver diyorsun. Onun geri kalanını size kalacak sonuçta. 400 değil, 450 değil de bu muhtemelen 700-800 verecek buraya hasar. Evet. Değil mi? Tek tek hesabını çıkaracağız dedi. Fatura tek tek isim ya ayrı kalemler elde kişiler sen değil mi oradan tespit ederler. Evet. Tabii tabii işte ben onun için diyorum yani siz ziraate şimdiden hemen müracaat edin ki ya işte bir ay iki ay sonra bunu tekrar yapma imkanı olsun. Bunu yapacağınız şey zemin falan kullanabiliyorsanız olduğu gibi üstünü süpürüp atacaksınız. Bu paneller falan kullanılır mı üstündekiler? Yamulmuş kırılmış. Yani, kullanılanda çıkar. İçinden çıkabilir yani. Çünkü plaka halinde ya onlar. Evet. O plakaları ayırdıklarında sağlam olanları ayırırlar. Evet. Değil mi? Tekrar evet. kullanma imkanı olur. Çünkü onu tekrar kaynak yapıyorlar. Zaten parça parça. Birer metre. Parça birer metre. Ekspertiz yapıldı, yapıldı mı? Efendim? Ekspertiz yapıldı. Geldi. Ekspertiz geldi. Hasar tespiti yapmış. Tamam. Tamam. Tekrar geçmiş sağ olsun. İnşallah biz gerekeni yaparız yani. Kaç dönüm burası? 36 dönüm. 36 dönüm yeriniz var. Evet. O zaman daha burada kaç kapalı alan burada? 5000 mi şu anda? 6000. 3 tane daha yapabiliriz. Yani. 3 tane daha. 3600 mi tekrar kapalı alan? 3600 kapalı. 3600 kapalı. Ne kadar? 30 veriyorlar. Ama ne kadar? Ne zaman yaptınız? 30. 8 ay. 5. dönem 8. ay. 8. ay. Azmış tabii. Senesi 2 sene olsaydı. Evet. 2 sene içinde zaten aşağı yukarı. Amorti ederdi. Evet. Biraz da piyasalar da iyiydi tam. Güzelmişti değil güzeldi, mi? Güzeldi, iyiydi. Zaten son iki iyi. Dönem güzeldi. Yani bölgesel olarak çok iyi olduğu için kesin onda birinci falan seçiliyoruz yani. Üretimde ilk 1, 2, 3 yani. Serin, efendim serin geliyor burası. Kalite bakımından birinci seçiliyor. Serin geldiğinde hayvanlar daha güzel beslik alıyor yani. Yani verim çok verim oluyor yani beslik alıyor. Az yem çok fazla. Et. Bir de ölüm yapmıyor. Serin olduğu için yüksek etrafa olduğu çok için. Uzak olmasın. Evet, evet. Öyle mi? Zayiat az. Ölüm az. Evet. Güzelmiş yani. Bunu tamamlayalım mı? İnşallah siz belki 2 sene sonra bir daha bir 3 tane daha ilave edersiniz. Tamam. Peki hadi görüşürüz yine. Kolay gelsin. Selam söyleyin. Osman Bey mi dediniz diğer ortak? Osman Bey ya. Cevahir. İlyas var. Selam söyleyin. Aleykümselam. Sağ olun. Hayırlı işler. Sağ olun. Geçmiş olsun.